ilave yapmak isterim Mönchengladbach'la ilgili olarak. Mönchengladbach geçen seneki Alman Ligi bir kere yükselen liglerden bir tanesi. Özellikle Mönchengladbach'ın birkaç yıldır bir çıkışı var. Statları organize ettikten sonra, Dünya Kupası ile beraber statları organize ettikten sonra Alman futbolu kulüpleriyle beraber, yeni dizaynlarıyla beraber yükselişte. Yani şu anda Avrupa'da yükselen yerlerden bir tanesi. İki senedir Dortmund şampiyon oluyor. İki senedir Bayern Münih'in elinden Dortmund şampiyonluğu alıyor. Üçüncü Mönchengladbach oldu. Mönchengladbach ki iki sezon önce küme düşmekten baraj maçıyla kurtulmuş bir takım. Ertesi sene müthiş bir çıkış yaptı. Üçüncü bitirdi ligi ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Büyük bir çıkıştı. Bu sene çok önemli oyuncularını sattılar. Royce'u yerine sattılar, önemli iki tane oyuncu aldılar. Çeşitli transferler de yaptı. Evet. Ancak çok temel özellikleri var. Çok pozitif oyun oynuyorlar ama bunun ötesinde bu pozitif oyunu, İşte aslında biraz sonra onu da konuşmamız gerekiyor. Türk futbolu, Dijitürk, beklenenler, pazar, marka falan konuşuluyor ya. Hepsinin hocam. İçine şunu yerleştirmek lazım. Bakın Sayın Büyükağım, Mönchengladbach takımı 130 kilometreye çıkan koşu mesafesi var. Toplam takımın. Kaleciyi 5 kilometresini kaleci için atalım. 125 kilometre. Çok önemli bir rakam. Bizde 100-105 kilometre. 12.500 metreyi bulan bir ortalama. Fenerbahçe'nin ortalaması kaç tane? Fenerbahçe'nin ortalaması, şimdi zihnimden ufak tefek yanlışlar olabilir. Yanımda var, şimdi aramam lazım onları ama. İlk sezonda 97 kilometreler ortalama civarındaydı, kaleci hariç. Daha sonra geçen sezon 98-99 kilometreler civarındaydı. Bu son dönemde özellikle Vaslui maçlarında ve Spartak Moskova maçlarında 112 kilometreyi bulan bir takıma doğru gidiyoruz. Ama buradaki en temel daha fazla koşan bir Fenerbahçe'yi yaratmanın başka şansımız yok. Başka şansımız yok. 112 kilometre bile yetmiyor. Eğer Şampiyonlar Ligi'nin standardında yer almak istiyorsanız zaten sizin kadar kaliteliler. Hadi ben burada başka sizin kadar taktik, teknik beceriye sahipler. Bir de aynı zamanda sizden fazla koşuyorlar. Sonra bunlarla yarışacağım diyorsunuz. Nasıl olacak? Yani bunun başka matematiği yok. Bunu yapmak zorundayız. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'da yapmak zorunda, Beşiktaş'ta yapmak zorunda, Avrupa kupalarında yapmak zorunda. Makas niye açıldı diye niye düşünmüyoruz? Makas açıldı Türk futboluyla ve takımlarla diğer takımlar arasında. Bu makası kapatmanın yolu fizikten geçiyor. Yani ben 30 yıldır bu işin içindeyim. 29 yıl bilfiil futbolun içindeyim. Bilfiil Sayın Büyükağa, bilfiil. Her tarafını gördüm bu işin. Ve koşmayan oyunculardandım ben. Yani antrenman futbolcusu tekniği değilim. Yüksek. Tekniği yüksek. Koşmayan oyunculardandım. Şimdi antrenörlük yapıyorum, teknik direktörlük yapıyorum. Bunu neden sonuç bağlantısını kurmak zorundayım. Elinize bir Aykut Kocaman gelse oynatır mısınız, oynatmaz mısınız? O günkü Aykut Kocaman kesinlikle benim takımımda oynayamaz. Oynamaz. Oynayamaz tabii ki. Peki. Şimdi özellikle Fenerbahçe taraftarlarında son Spartak maçından ve Merileş'in alınmasından sonra Merileş mi okunuyor tam da telaffuz edemiyoruz öyle herhalde. Şöyle bir tartışma, düşünce var. Dinamo Kiev'e elendik diyorlar. Lugano Edu David geldi. Gerçi sizin döneminiz değildi o sanıyorum. Teknik direktör değildiniz o zaman. Young Boys elendik, Niang geldi. PAOK elendik, Yobo geldi. Şimdi Spartak Moskova elendik, Merileş geldi. Niye biz bu transferleri madem yapacağız, niye elenmeden önce yapmıyoruz? Ya da bu transferler taraftarı teselli etmek, öfkeyi dindirmek, bir anlamda suları durutmak için mi yapılıyor gibi çok ciddi biçimde tartışılan, konuşulan bir şey var özellikle Spartak Moskova maçından sonra. Evet. Niye önce değil de sonra bu transfer? Raul Meireles transferine gelelim. Aslında Meireles transferiyle, Raul'un transferiyle aslında bir dönemi anlatmaya çalıştığınızı, biliyorum. Buraya söylenecek en kestirme yanıt, sözlerinizin, yorumlarınız içinde de vardı. Belki hepsi, belki hiçbiri. Ama bence en doğru yanıt, hayat ve spor ve Fenerbahçe'ye devam ediyor. Her şeye devam ediyor. Bitmiyor. Bir şeyin bittiği yerde yeni bir şey başlıyor. Yeni bir şeye bazen eskilerle, bazen yenilerle başlıyorsunuz. Bazen nedenleri farklı olabiliyor sizin sözleriniz içinde olduğu gibi. Bazen de ihtiyaç da olabiliyor. Fenerbahçe'nin geçmişinde bu tip transferler yaptığı doğru. Bir sefer, belki iki sefer. Bu dönemde de yaptığı doğru. Örneğin Vaslui maçından sonra Yobo ile Krasić geldi. Krasić çok gündemimizde olan bir, esas itibariyle başlangıçta gündemimizde olan bir oyuncu değildi. Ancak transfer opsiyonu ortaya çıkınca değerlendirmek istediğimiz ve oyuncularına çok geçen güvendiğim... Geçen yıldan beri. Çünkü. Tabii, iki yıldan beri. Evet. Oyuncularına çok güvendiğim, Fenerbahçe'ye ilerleyen dönemde hakikaten oyun anlamında eşik atlatacağına inandığım bir oyuncu. Dolayısıyla bu opsiyonu değerlendirmek istedik. Esası buydu.
Stoper konusuna gelince hemen onunla başlayıp Meireles'e gelmek için böyle söylüyorum. Stoper konusuna gelince takımımızdan son sezondan iki stoper ayrıldı. Yobo ayrılmıştı ve Bilic ayrılmıştı. İlk aşamada bu oyuncularımızın yerine hemen şu anda da oynayan, verimli oynayan ve daha da verimli olacağını düşündüğüm Egemen transfer edildi. Ancak sayısal olarak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Önce sayısal olarak, sonra bu sayısallığı nicelik ve nitelik olarak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Daha sonra çeşitli kulübünün özellikle biraz da bizim fazla istekli olduğumuzu ve Türk kulüplerinin genel olarak bu istekli tavrından kaynaklanan biraz zorluk yaratma merakıyla kulübünün biraz işi zorlaştırması nedeniyle aslında Yobo'nun transferi belki daha evvel de bitebilirdi. Maçtan önce de bitebilirdi, açıklanabilirdi. Ancak biraz kulüple ilgili problemlerden dolayı o güne kaldı. Bu böyle. Meireles ile ilgili tarafı şunu söylemek gerekiyor. Kamuoyunda benim bakış açım, takımla ilgili beklentilerim ama kamuoyunun beklentileri arasında biraz herhalde tutarsızlıklar olduğunu fark ediyorum. Özellikle orta saha transferimizde Mehmet Topal'ın transferinden sonra Emre'nin yokluğuyla ilgili Mehmet Topal'ı eşleştirme oldu. Esas itibariyle hem Mehmet Topal'ı hem de yanındaki oyuncuyu transfer için çok uzun zaman önceden harekete geçmiştik. Ancak bu transfer kulübünün olmamı istememesi nedeniyle gerçekleşmedi. Daha sonraki süreçte özellikle takımın genel yapısı, antrenmanlar, veriler, nereye doğru gideceğini gözlemlediğim zaman oturacağını düşündüğüm bir takım vardı ki hala aynı şeyi düşünüyorum. Takımın çok kapasiteli olduğunu, Meireles gelmeden evvel de çok kapasiteli olduğunu 1,5-2 ay sonra çok fazla sayıda gelen yeni oyuncunun biraz daha birbirlerine uyum sağlama sürecinden sonra, birbirleriyle oynamayı anlamaya, birbirlerini anlamaya başladıktan sonra kapasiteleri takımı yukarı çıkaracağını düşünüyordum. Meireles transferi tamamen bu ölçekte. Aslında bir tarafıyla bakılırsa hayatın devam eden ve futbolun devam eden sürecine yönelik bir transferdi. Yani bu önce değil de sonra yapılışını transferlerin hayatın devamına bağlı. Hayat devam ediyor. Evet. Spartak Moskova'ya... Peki o zaman daha önce daha çabuk davranılamaz mı? Sadece bu sene için değil, söylemiyorum. Genel anlamda bunu. Sadece Meireles transferine den eğer yola çıkarsa... Hayır, sadece o değil. Genel anlamda mutlaka... değil. Birkaç yıldır devam eden bu süreçle ilgili. Birkaç yılı için bir şey söylemenin pek mantığı yok. Ama Meireles şu anda çok bunu göz önüne çıkardığı için daha evvel yapılan 7 transfer bir anda çöpe atılıyor. Evet. Bir tek Meireles üzerinden vuruluyor. Evet. Benim yanımda vuruluyor diye yanlış söyledim. Meireles üzerinden gündeme geliyor bu işler. Yanımda aslında son gün transferleri var. Dünyadaki bütün takımların son gün transferleri var. Hepsini okuyabilirim. Yani son gün transferi, son an transferi futbolun çok doğasında olan bir şey. Bütün dünya kulüplerinin yaptığı bir şey. Aslında baktığı zaman Fenerbahçe bu sene itibariyle son dönemlerdeki en doğru ve en başarılı transfer sezonunu geçirdi. Haziran ayının ortalarındayken ayrılan oyuncularımızın yerine hemen hemen aynı efsafta oyuncuları almıştık. Artı bir de Kaytı ve genç bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu Salih'i almıştık. Daha sonraki süreçte Yoban'ın da gelişiyle beraber, Krasic'in de gelişiyle beraber çok yönlü oynayabilecek, çok alternatifli, çok derinlikli bir kadroya sahip bir Fenerbahçe haline geldik. Ancak bunun için bir süreç olduğunu hep vurguladım ama bu sürecin şu anda pek verilecek gibi bir hali yok, öyle gözüküyor. Peki hocam. Meireles'ten ne bekliyorum? Oraya geleyim. Benim uzun vadede, orta ve uzun vadede bu takımı götürmeye çalıştığım yer biraz evvel söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ndeki o standarda doğru götürmeye çalışıyorum. Daha fazla iki yönlü oyuncular, daha fizik olarak fizik kalitesi yüksek oyuncular, daha oyunun iki yönünü oynayan oyuncular, şut atabilen, dripling yapabilen, pas kalitesi yüksek, bunları birer birer daha takımda çoğaltmaya çalışmak. Bu arada uymayanları da yavaş yavaş takımdan ayırmaya çalışmak. Evet. Ana amacım bu. Meireles de bu anlamdaki bize büyük yol gösterici olacak. Bunu vaat eden oyunculardan bir tanesi. Biraz evvelki transferle ilgili sözlerimin arkasına bunu söylemek istedim. Meireles şu anda bizim için, Fenerbahçe için hakikaten çok büyük umutlar vaat ediyor. İki taraflı oyuncu mudur hem de tamamen iki taraflı oyuncu. Evet. Hem yani iki ceza sahası arasında oynayabilen efsafta oyunculardan bir tanesi. Ve bu oyuncuları çoğaltacağız Fenerbahçe'de. Evet. Daha şunu anlam, çok daha koşan, mücadele eden, tempoyu yükselten, hızlı hücuma kalkan, savunmasına çabuk dönen. Bu kadar futbol böyle artık. Bütün dünyada böyle. Fenerbahçe yani taraftarının bütün, da istediği o bir bakıma. Buraya doğru gideceğiz. Evet. Yani buraya doğru gitmek zorundayız. Evet. Ben şunu söyledim Fenerbahçe taraftarına karşı daha ilk imzayı attığım gün şunu sözü verdim. Faydalı olamayacağıma, faydamın olmayacağına inandığım gün zaten
kulübün zamanını harcamam. Yani böyle bir şeyin altına imzayı attım zaten. Tam şu anda gözüken şu, tam yani bir, bir buçuk ay, iki ay yanıltıcıdır. Futbol çünkü tekrar söylüyorum insana yatırım ama gözlemlerim, tecrübelerim, takıma bakışım, takımın nereden nereye gittiğini görüşüm bu standarda doğru gitmeye başladığımızı gösteriyor. Aldığımız oyuncular, oyuncu profili yani Kayt hakikaten çok peki, önemli bir oyuncu yani. Kayt da 12'den vurduk diyor musun? Krasić çok önemli bir oyuncu. Musa Sow gerçekten çok önemli bir oyuncu. Kayt bu o sinyalleri veriyor. Evet. Değişkenlikler içindedir evet. Ama şu anda o sinyalleri veriyor. Herhalde insani yapısı ve profesyonel anlayışı da çok olumlu izler bırakıyor gibi görünüyor. Bilmiyoruz bakın tabii Sayın Büyük Ağa sadece Kayt değil. Kayt gerçekten öyle evet. Ama bunu Egemen için de söylüyorum. Mehmet Topal için de söylüyorum. Mehmet Topal kalitesini yavaş yavaş koymaya başladı. Ortaya koymaya göstermeye başladı. Soracaktım Topal'dan İki sene Valencia takımında gerçekten en fazla oynama süresine sahip oyunculardan bir tanesiydi ki rotasyonla dönen bir takımdı evet. Valencia takımı. Kesin. Yani kesin. O takımda en fazla oynama süresine sahip. Ama hemen son maçlarda ciddi bir çıkış halinde diye. İlerleyen zamanlarda eğer biraz daha hoşgörülü olursa bir, evet. Yani bu hoşgörünün içinde tabii ki bir takım kayıplar oluyor. Evet. Ama Fenerbahçe 100 yıllık bir kulüp. 100 yıl sonra da olacak Fenerbahçe. Evet. Bir ay sonra da olacak Fenerbahçe. Bir yıl sonra da olacak. 5 yıl sonra da olacak. Bizim artık bugün yarışırken hep bunun mücadelesini vermeye çalışıyorum Fenerbahçe'de. Bugün yarışalım. Zaten yarışmadan dolayı evet. Hiçbir şeyimiz yok. Ama öbür taraftan da hem yarını hem yarından sonrasını da düzenlemeye ve planlamaya çalışalım. Bugünkü oyuncu profili, getirmeye çalıştığımız oyuncu profili aslında tamamen buraya doğru evet. Götüren bir oyuncu profili. Hem saha dışında hem saha içinde ahlaklı, işini seven, hem takımı için hem arkadaşı için, yani kafasını amiyane tabirle söylüyorum ama tekmeye sokabilecek, son zerresine kadar zorlayacak. Ve bunu da belli bir kaliteyle yapacak. Kaliteden asla ödün vermeden yapacak oyuncular. Bunların arasında da bu kaliteye uygunlar kalacak. Evet. Bununla kaliteye uymayanlar yavaş yavaş elenecekler. Demek ki değişim devam edecek. Olacak, olmak evet. Zorunda. Standardımız bu. Evet. Sayın Büyükağa tekrar söylüyorum. 120-125 kilometre koşan takımlarla yarışacağız biz. Üstelik sizden daha kaliteli oyunculara sahipler. Daha fazla para verdiğiniz oyunculara sahip. Hocam derim. Peki takım halinde... İlk çıtanız ne koşu mesafesi için Fenerbahçe'nin? Şu söyleyeyim mi Sayın Büyükağa? Şunu evet. Da söyleyeyim yani içimde kalmasın bunu söylemem söyle. Lazım. Lütfen sözlerin başında söylemiştim bunu. Hani koşuya taktı, koşmaya taktı falan filan gibi düşünülmesin. Evet. Taraftarlar da böyle düşünmesin. Ama koşuda bakın, futbolun vazgeçilmez futbol koşmak olmazsa değil. Olmadı futbol ama. Futbol koşmak değil. Futbol tabii ki kesinlikle koşmak değil. Ben de koşan bir futbolcu evet. Değildim. Onu söyledim yani en başında söyledim. Ben kendimi de oynatmazdım bu dönemdeki futbolda. Evet. O Aykut'u evet. Oynatmazdım. Ancak önce koşmak. Çünkü yarıştığınız rakipler koşuyorlar. Üstelik neredeyse bu koşu bütünlüğü içinde %10'a çıkan yüzde yani bu koştuklarının %10'una yakın bölümünü de sprintle koşuyorlar. Evet. Yani şöyle hayal edin Sayın Büyükağa futbol takımlarını yarışacağımız yarışmak istediğimiz rakipleri şöyle hayal edin. Bir grup var 10 kişilik üstelik Batı Avrupa'nın ve Batı Avrupa takımlarının bize göre bir artıları var. Biz bireyseliz, onlar kolektifler. Kesin. Biz bireyseli, yaşamımız bireysel olduğu için saha içinde de o bireyselliği yıkamıyoruz. Hepimiz bireyseliz. Yani yaşarken doğru, bireysel doğru, yaşıyoruz. Doğru. Bu bireysellik saha içinde de oluyor. Bu bireyselliği şimdi taşıyacağız. Kolektif bütünlüğe sahip, beyin olarak akılla mücadele ettikleri için kolektif bütünlüğe sahip bir grup karşısına çıkacağız. O gruplar şöyleler. Hem yani bütün olarak fazla koşuyorlar sahanın etrafında. Topla beraber kaliteleri de iyi. Aynı zamanda bunu hızlı bir şekilde yapıyorlar. Evet. Nasıl yarışacağız? Yani eğer yarışacaksak ve sürekli yarışacaksak o standardı yakalayacağız. O standardı yakaladıktan sonra döneceğiz tekniğimize, taktiğimize bakmaya başlayacağız. Eğer bu standardı yakalayamıyorsak en kolay yakalayabileceğimiz standart burası. Bu kaliteler içinde Sayın Büyükağa en kolay yakalayacağımız standart burası. Yakalamamız gereken mutlak standart da burası. Bunu yakalayamazsak daha hızlı koşturamazsak futbolcularımızı, daha fazla koşturamazsak buralarda yine o 5 topun gelmesini bekleyeceğiz. Başka hiçbir şansımız yok. Peki hocam. Transferle ilgili tarafını söyleyelim. Yani bunun açıkçası çok kabul görmeyeceğini biliyorum. Çünkü genel yapımız buna pek uygun değil. Millet olarak da, spora bakanlar olarak da buna yakın uygun değil. Çünkü aldığımız her oyuncunun geldiği gün takımı değiştirmesini beklentisi içinde giriyoruz. Evet. Yani aslında hani son gün transferleri ya da bilmem ne transferlerini de düşünürken hani bir gün evvel alsak sanki pek çok şeyi değiştirecekmiş hissiyatına sahibiz evet. Ki bu doğru değil. Transferler insana yapılan bir yatırım.
Bu insana yani her insanda olduğu gibi futbolcularda da havasına, suyuna, arkadaşlarına, ortama alışma süreci oluyor. Kimisi işte Kite örneğinde ve Nyanko örneğinde olduğu gibi geldikleri gün çok kolay adapte olabiliyorlar. Kimisi Miroslav Stok gibi bir sene sonra esas kendini göstermeye başlıyor. Ve çok benzer, yani yakınımızda olduğu için söylüyorum bunu, yapabiliyor. Kimisi orta ve kısa vadede, kimisi Musa Sow gibi hakikaten yüksek kalitesini son Spartak Moskova maçlarında ve Sivas maçında hem Gaziantep maçında göstermeye başladı. Neden Fransa'da gol kralı olduğunu göstermeye başladı. Yani bu bir süreç. Yani hani Meireles'i bir hafta önce alsaydık, iki hafta önce alsaydık, bir anda her şeyi değiştirmeyecekti. Oyunculara ve transferlere bir anda sihirbaz muamelesi yapmayalım. Aslında yatırım yapıyorsunuz. Bazılarından verim alıyorsunuz, bazılarından alamıyorsunuz. İstedikleriniz oluyor, istedikleriniz olmuyor. Aslında ve benim kafama göre... Bunları çok titizlenerek alıyorsunuz herhalde. Ne kadar titizlenirseniz titizlenin. Manchester United, iki tane ikiz kardeş var. Evet. Nani örneği var. Evet. Üç senedir, dört senedir bu oyuncuları... oynatıyor, oynatmıyor, oynatıyor, oynatmıyor, oynatıyor, oynatıyor. Kıvamına getiriyor, kıvamında... İşte Nani çok güzel bir örnektir. Aynı zamanda iki tane Brezilyalı kardeş var. Rafael ve Fabian. Evet. Yani bu böyle bir şey, böyle bir süreç. Aynı şey Ronaldo, Cristiano Ronaldo için olmadı mı Manchester United'da? Bir kıvama gelene kadar alındı, oynatıldı ve benzeri şeyler. Lütfen bu kolaycılıktan vazgeçmeye çalışalım. Her transfer doğru transfer de olmayabilir. Ne kadar şey yaparsanız yapın. Titizlenirseniz. Çünkü insana yatırım yapıyorsunuz. Yani çeşitli nedenlerden dolayı o adaptasyon süresi uzayabiliyor, kısalabiliyor ya da olmayabiliyor. İnsan çünkü bu. Oyuncular, makine değil.